Evet arkadaşlar, bugün far parlatma yapacağız. Peugeot Partner bir farı değişti. Diğer farı çok sarı kaldığı için bu far parlatma işlemi yapacağız buna. Şu şekilde gösteriyorum. Sapsarı far. Şimdi öncelikle buna maskeleme yaptım kenarlarına. Şu şekilde. Zımparayla üst yüzeyini alacağız. Burada 800, 1500, 2000, 2500 ve 3000'lik zımparalar var. Bunları 800'den başlayarak 3000'e kadar sırayla uygulayacağız. Yaklaşık 10'ar dakika şeklinde. En son 3000'le kabasını alacağım. Ve far parlatmak için pasta cilamızı, far cilamızı uygulayacağız. Sırayla işlemleri göstereceğim. Arkadaşlar tripodum yok. O yüzden bütün aşamaları çekemeyeceğim. Önce 800'lük zımparayla başlıyorum. Üst yüzeyini bir kat alacağım 800'lük zımparayla. Şu şekilde göstereyim biraz. Yalnız bunu yaparken ben fısfıs aldım yanıma. Fısfısla sürekli su yapacağım. Islak tutmamız gerekiyor. Kuru kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Sürekli su yapacağım. Su sıkıp zımpara yapacağım. Sakın kuru kalmasın, sürekli ıslak dursun. Arkadaşlar karanlığa kaldığım için ne kadar iyi görünüyor bilmiyorum ama benim farımın dışı çok kötüydü. Önce 500'lük yaptım. 500'lüğün arkasından şu gördüğünüz ampul görünmüyordu bile. Temizledim. Daha sonrasında 800'lükle devam ettim. 800'lükle bir kat daha yaptım. Far görünmeye başladı. İçindeki ampul görünmeye başladı. 800'ün sonrasında 1500'de yaptım. Baya baya şu anda görünüyor. Şimdi 2000'likle devam edeceğim. Şimdi 2500'de devam ediyoruz. Evet, 2500'de yaptık zımparamızı. Yüzey pürüzsüz olmaya başladı. Su durmuyor artık. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar zımparanın bittiğini nasıl anlarsınız? Şimdi kalından inceye gitmemizin sebebi bir önceki kalın zımparanın izlerini inceyle silmektir zaten. Kalını yaptınız, bir inceye geçtiniz. İnceyi yaptınız, artık pürüzsüz olmaya başladı. Zımparayı sürttüğünüzde bir şey gelmiyor elinize. Zorlama hissetmiyorsunuz, kaymaya başlıyor zımpara. Demek ki zımpara işlemi bitmiştir. Bir inceye geçmeniz gerekiyor. Bir inceye geçtiğinizde yine zorlama olacak, zorlanacak önce. Sonra o da pürüzsüz olacak. Ondan sonra bir inceye geçeceksiniz. Bu şekilde devam edeceksiniz. Şimdi ben en son aşamaya geçiyorum. 3000 zımparaya gireceğim. 3000'den sonra da yıkayacağız, kurutacağız ve vernimizi cilamızı atacağız. Arkadaşlar zımpara yaparken sürekli sulayın. Sakın kuru yapmayın. Çok aşırı fazla bastırmayın. Bir de mesela en kalın zımparadan başlarken oval çizerek, dairesel çizerek yaptıysanız ikinciyi düz yapın, inceyi. Daha sonra bir inceye geçtiğiniz yerine dairesel yapın. Bu şekilde bir dairesel, bir düz olarak yaparsanız izlerini daha rahat alırsınız bir önceki zımparanın. Şimdi deterjanla temizliyorum güzelce farı. Kurulayacağım. Kurumaya bırakacağım. Kuruduktan sonra, iyice kuruduktan sonra da cilasını atacağız. Arkadaşlar kuruladıktan sonra korkmayın. Çünkü farınız acayip matlaşacak. İyice kuruyunca matlaşıyor. Vernik attığımızda ya pasta cilayı attığımızda en son parlayacak. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi zımparalarımızı yaptık. En son 3000 zımparayı da yaptık. Far yüksek ölçekte bayağı bir sarılığı gitti. Tam olarak istediğim gibi olmadı. Çünkü içi de kararmış. Bir sıfır far gibi olmasını beklemeyin kesinlikle.
Çünkü çok yıpranıktı, içi kararmış, içine maalesef ki müdahale etme şansımız yok. Şimdi en son aşama olarak Meguiar's'ın plastik cilası yapacağız. Alt kısmını yaptım, bayağı parladı, eski haline göre en azından. Zımparanın çizikleri kayboldu, parlak bir şekilde duruyor. Şu anda üst kısmı yapmadım, kamerada çok belli olmuyor ama bayağı fark etti. Şimdi devam edeceğim arkadaşlar. Parlaklığı şu anda kamerada da görünüyor zaten. Ya tekrar söylüyorum, hani sıfır olacak gibi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü içi de kararıyor. Bu içinin kararmışlığını alamıyorsunuz. Şekilde göstereyim. Şu anda gayet parlak. Bunu en son cilaya attıktan sonra arkadaşlar bir silersiniz mikrofiber bezle. Şu anda üstünde çizik yok. Gayet dümdüz oldu. Ve parlak. Parlaklığı zaten görünüyor. Ama şimdi diğer farımı göstereyim size. Bu far daha sonradan takıldığı için içi kararmış değil ve daha beyaz duruyor. Evet, bu farımızın da şuraya hafif bir zımpara uygulayacağım. Şuralarda çizgiler olmuş, vernik yanığı olmaya başlıyor burada da. Kamera çok göstermiyor ama şuralarda çizgiler var. Vernik atmaya başlamış. Hafif bir zımpara uygulayacağım buraya da. Evet arkadaşlar, gayet güzel parladı. Şu üstte çizgi şeklinde vernik yanığı vardı. Çok hafif şurada belli oluyor. Onun haricinde belli olmuyor. O da benim zımparayı iyi yapamamamdan kaynaklanıyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra beğenmezseniz eğer
tekrar aynı işlemleri en baştan zımparalayıp tekrar vernikleme işlemi, cilalama işlemi yapabilirsiniz. Ama benim şahsi fikrim, daha önce de söylemiştim, hani sıfır gibi olmuyor bu işlemi yaptıktan sonra. Sıfır gibi olmadığı için de çok sararana kadar beklemenin bir anlamı yok. Benim şahsi fikrim, her yıl yaz bittikten sonra, araba artık farlar, stoplar içinde aynısı geçerli, güneş gören kısımlar yıprandıktan sonra ince bir zımparayla zımparalayıp bu işlemi uygularsanız daha geç yıpranır, ömrü uzar diye düşünüyorum. Yanlışım varsa düzelsin arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.